Suç örgütü lideri Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, Peker'in başına ödül konduğunu bizzat Peker'den duyduğunu ifade ederken, çok merak edilen paylaşım konusuna değindi. Barkın, Peker'in videolarına, yade edilip edilmeyeceğine dair konuşulanlar hakkında değerlendirmeler yaptı. Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri tarafından korunduğunu söyleyen Barkın, şu anda ciddi tecrit altında olduğunu, Peker'in evden zorunlu haller dışında çıkamadığını açıkladı seçimden önce yapacağı konuşulan paylaşımlara da değinen Barkın, önemli değerlendirmeler yaptı. Halk TV'de kayda geçsin programında konuşan Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, şu değerlendirmeleri yaptı. Sedat Peker bir kamikaze tweet'i mi atacak bunu bilmiyorum. Belgelerini nerede saklıyor? Onu da bilmiyorum. O yüzden de tehdit almıyorum. Birkaç saat önce Sedat Peker ile görüştüm. Çünkü yurt dışında bulunan müvekkillerimden birisi Peker can güvenliğine ilişkin kaygı duyan bir avukatım ben. Onun gözaltına alınma ve Türkiye'ye iade edilme riskini günün her saatinde unutmadan yaşayan biriyim. Mutlaka her gün en az bir kez görüşürüm ki onun sağ salim, evinin içinde de olsa hukuken özgür yaşadığını bilmek isterim. Bir dijital tecrit altında olduğunu biliyorsunuz. Bu dijital tecrit öyle bir hale geldi ki kendisi ya da herhangi bir hesabın bugüne kadar yapmış olduğu ifşaatlara benzer herhangi bir beğenisini paylaşımın için bir bildirimde bulunuldu kendisine, resmi değil. Evinden çıkabilecek durumda olmadığını söylemeliyim. Kendisinden işittiğim kadarıyla, kendisiyle birlikte yaşayan Türk arkadaşlardan duyduğum kadarıyla, esas güvenliği BAE'nin sağladığını söylemeliyim. Dışarı çıkması zorunlu hallerde gerçekleşen bir şey. Paylaşımın engellenmesinin sebebi de bu aslında. Birleşik Arap Emirlikleri gittiği günden bugüne kadar son derece saygılı davrandı onu da sürdürüyor. Sedat Peker'in pasaportu yok. Fiziken ellerindeki pasaportların da tarihi geçti. Bu güvenceden yoksun yaşıyorlar. Başka bir ülkeye gitme imkanı yok. Herhangi bir büyükelçinin önünden geçerken ben geldim demesi bir hülya. Kendisinin bedensel varlığının ortadan kaldırılmak için uluslararası bir çalışma var. Dijital tecrit yoğun olmadığı dönemde zaten Peker teyit etmişti. Kendisinden duyduğum kadarıyla can güvenliği riskinin kendisinin başına ödül konduğunu işittim. Bana sorarsanız hem yurttaşlar ve basın mensupları ve siyasi partiler kendi sorumluluklarını yerine getirmeli. İçtenlikle yanıt veriyorum. Bilmiyorum. Yaptığımız görüşmelerde bu yönde bir hisse de sahip olmadım. Kendisinin imasından bile edinmiş değilim. Kafkas geleneğinden geldiğinden bahseden bir kişinin ortaya koyacağı iradenin kestirilemeyeceğini biliyorum. Kendisi sadece bakıyor ve tebessüm ediyor. Sedat Peker'in bir sözcüye ihtiyacı olabileceğini ya da bir sözcüyle çalışabileceğini düşünmüyorum. Bir basın danışmanı olmayacağı gibi. Sedat Peker danışmaz. Düşünür dinler. Ne karar verir bilmezsiniz siz. Uygulayınca görürsünüz dedi.